Anlatıyorsunuz. Canancığım sağ olsun. Gerçekten o kadar büyük bir cömertlikle burada. Hepiniz geldiniz, bugün buradasınız. Sizi aramızda görmek büyük onur. Teşekkür ediyorum hepinize. Cananım hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. İyiyim, çok Çok teşekkür iyi ederim Canan'ım. gözüküyorsun. Geçen hafta bir ara verdik biliyorsun, şehir dışındaydım ben. Yine Ben gerçi de. oradan idare ettim ben ama çok önceden yapılmış planlarımı ev sahibi olarak seni geçen hafta maalesef ki iptal ettim. Çünkü yolculuk süresi vardı. Sıkıntı Evet değil. Canan'ım. Ben de Hoş biliyorsun geldin şeydeydim. bakalım. Şehir dışındaydım. Evet Bana sen da de uydu. yoktun. Çok güzel oldu. İkimizin de Evet, hakikaten evet. Görüntüm şeyde flu yoğun. mu? Flu mu görüntüm Görüntüm sence? flu demeden sen benim Nedir? ağzımdan aldın. Evet. Mikrofonu bir şöyle parmağınla sil istersen. Çünkü krem falan genelde güneş koruyucular falan bende telefonla konuşurken krem değiyor falan. Bir şöyle bir ekranı Ama parmağım. sen çok iyisin. Ben fluyum. İşte Bence belki krem bir falan tane değmiş etti mi? olabilir. De şöyle bir ön kamerayı bir sil bakalım Canan'ın. Şimdi nasıl? Daha iyi. Evet daha iyi. Kesinlikle daha iyi evet. Ama flu olup geçmedi. Şimdi dondu ekri şey, yayın dondu Canan'ım. Bir çık gir istersen. Bir çık gir. Canlar, 2 hafta önceki mantramızı hatırlıyor musunuz? Canan Hanım'ın verdiği mantrayı. Çünkü bugün tekrar bir mantra verecektir. Bir git dön Canan'ım. Şu mantrayı bir yazar mısınız Canlar? Geçen haftaki mantramız neydi hatırlıyor musunuz? Onun şeylerin sonuçlarını almaya başladınız mı? Çözülmelerini almaya başladınız mı? Onu soracak Canan birazdan. Hiç olmazsa ben şimdiden bir onu sorayım size. Evet Canlar çok teşekkür ediyorum. Çok güzelsiniz. Sadece bugün biraz dinlenme şansım oldu. Çünkü ben hakikaten çok uzun bir zamandan beri çok yoğun. Hele geçtiğimiz 10 gün 15 gün hiç uyumadan tamamen yoğun yaşadım. Farah'ım da Yine burada birazcık galiba. flu. Farah Yurdözü, canım Farah'ım sana da buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Evet Canan'ım. Şimdi daha iyi. Şimdi daha iyi. Hadi bakalım bundan daha iyi nasıl Bugün olabilir? daha iyi. Evet, bugün ne konuşacağız diye sormuşsunuz canlar. Senin için doğru zenginliği konuşacağız. Online servete sahip olmayı konuşacağız. Ben sustum. Ben sustum Canan'ım başlasın. Beraber yapalım. Şimdi online, yani şimdilik online bu. Çünkü ondan önce canlıydı. Şimdi de canlı olabilir ama işin içeriği servet olduğu için birazcık bunu böyle elegan yapmak istedim. Ve o yüzden de böyle bir farklı bir konsepti var bu Vertices for You'nun. Canan'ım çok özür dilerim. Rica Ne ederim. olabilirim ve neyi farklı yapabilirim ki tüm bunlar değişsin demişsin. 2 hafta önce bunu İşte. vermişsin. Ne olabilirim ve neyi farklı yapabilirim ki Ha. tüm bunlar değişsin? Ne Her şeyi olabilirim ve neyi sorabiliriz farklı bu. yapabilirim ki tüm bunlar değişsin? 2 hafta önce olmayan canlar bunu bu haftada Aynen. yapabilirler. Evet hayatınız Kesinlikle. değişime uğramaya başladı biliyorum. Çünkü bu mantralar hakikaten çok değerli ve çok insan tarafından yapıldığı için mantraların en büyük özelliği nedir biliyor musunuz? Mantraların en büyük özelliği dönüştürücü olmasıdır. Evet. Dönüştürücü olmasıdır ve dönüşüme katkı olmasıdır. Şükürler olsun dönüşüm başladı. Evet canım. Sustum. Sen Yok girişini sustum. yapıyordun. Çok güzel. Girişini Çok yapıyordun. güzelsin hayatım. Şimdi şöyle bu sınıf farklı bir sınıf gerçekten. Akses'in içinde olan diğer sınıflardan çok farklı. Yani ileri seviye bir şey ve bunu çok az kişi yapabiliyor. Türkiye'de de bir tek ben ve dünyada da 16 kişi var. Nasıl bu kadar şanslı oldum Biz diyorum. nasıl bu kadar Ben şanslı olduk nasıl bu diyorum. kadar şanslı olduk Evet, diyorum. bizler de çok Teşekkür şanslıyız. ederim Bugün şurada hayatım. canlı yayında dinleyenler, yarın daha sonraki günlerde YouTube kanalında dinleyecek olan canlar çok şanslılar. Evet. Evet,
Gerçekten özel bir seminerdi ve bu mektupla çağrıldı. Yani neden gelmek istiyorsun diye sordu geri. Küçük bir sınıf yapacağını söylemişti 3 sene önce. Ve konu para olunca ben kendimi orada buldum. Hemen bir kısa öz mektup yazdım ve ertesi gün asistanı çağırdı beni. Ve sonra baktım ki herkesi çağırmamış. Ben de gittiğimde öğrendim ve bunun sebebini de orada açıkladı kendisi. Şimdi burada söylemek istemiyorum. Hatırlıyorum, 2 yıl önce televizyonda Evet, konuşmuştuk bunu. beraber konuşmuştuk. Evet. Evet. Yani hoştu gerçekten. Business Channel'a da teşekkürler burada seni bana hediye ettiği için. Kardeşim, Canım, canım. iyi ki Şükürler varsın olsun. hayatımda. Sen de iyi ki varsın. Ben Bu bir çok şanslıyım. servet, biliyor musun? Çok şanslıyım. Hakikaten servet nedir acaba? Bu servete sahip olmak. Yani bu sınıfın adı Right is for you. Yani senin için doğru zenginlik. İleri seviye senin için doğru zenginlik sınıfı. Anonim servet yaratıcılığı başlığı altında bunu yarattı geri. Anonim yani bizler servet yaratıcılığı olarak geçiyoruz orada. Ve benim bu konuda istediğim kadar konu başlığıyla ilgili servet, zenginlik, para neyse başka bir isim altında da bu sınıfları yaratma yetkim var. Ve şöyle ne ona ben birkaç tane soru sormuştum sınıftan sonra. Artık istemiyor. Sen ne yaparsan yap dedi. Yani hiç soru falan sorma. Kaç günlük yapacaksın? Ön koşulunu koyacağım. Ücreti ne olacak? Bu sende dedi, tamam mı? Bu da tabii çok büyük özgürlüktü benim için. Yani yaratıcıları topladığımı söyledi zaten. Dolayısıyla bunu hayatımda yarattığım için yani bu bilinçte olduğum için ben oradaymışım meğerse. Ama o bilince gelene kadar gerçekten birazcık ter döktüm diyeyim. Yani birazcık hamile olunmuyor. Bunu hep söylüyorum. Çok güzel bir söz bu. Birazcık hamile olunmuyor. Yani ben azıcık şuradan, evet, Olunmuyor. müthiş. Olunmuyor. Öyle ucundan acık şuradan bir bilgiyle buradan bir bilgiyle maalesef olunmuyor. Buna böyle adanmışlık gerekiyor. Mukaddes. Neyse bizim dikkatimiz. Çünkü bizler enerjiyiz. Bunu bizim bilim artık söylüyor. İster algılayalım bunu, ister fark edelim, ister fark etmeyin. Bizler birer enerjiyiz ve enerjimizi, dikkatimizi nereye yöneltiyorsak o bizim için o yaratıyor. Yani nerede odaklarımız var, enerji öyle yaratılıyor. Bu para için de geçerli. Ve aynen eğer biz enerji olduğumuz zaman benliğimiz oluruz. Benliğin azalması yok orada. Çünkü bu sınıflar enerji olmaya davet ediyor, öyle değil. Eğer biz enerji olmayı gerçekten açık olabilirsek ki onu açıyorum sınıfta. Yani nasıl biz kapalıyız, nasıl enerji olacağız, nasıl bunu algılayacağız? Çünkü ne dedik demin ki sorumuza? Ne olabilirim, farklı ne yapabilirim ki bu değilsin, değil mi? O soru ne olabilirim de orada çok şey var. Yani olmayı reddettiğimiz ne var ki? Hep aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç elde edemiyorum. Yani çıkmıyor farklı bir sonuç. Şimdi biraz oradan oraya zıpladım gibi. Yok, çok Zihnime güzel. bir Çok sürü güzel. bilgi geliyor Kıyamam. onlar. Gelsin bütün bilgileri dışarıya Evet. çıkarsan. Ve şöyle ki biz işte bir şey olduk ve o olmaya diyelim ki bir imajımız var. O imajı olmaya devam ediyoruz. Tamam mı? Ama netice bu. Farklı bir sonuç elde edemiyoruz o imajla. Farklı bir şey o ne olabiliriz ki sonuç değişsin? Ben farklı ne olabilirim ya da farklı ne yapabilirim ki o sonuç değişsin? Bu parada da aynı şey. Her Bu şey her için. şey için geçerli Her şey sanırım. için geçerli tabii. Çünkü reddettiğimiz şey bizi sıkıştıran şey ve sonuç olarak aynı şeyi yaratıyor bize. Yani bu fakirliği de yaratıyor, zenginliği de yaratıyor, serveti de yaratıyor. Biz nasıl bakıyoruz enerji olarak? Biz çünkü enerjiyiz. Dikkatimizi nereye yönlendiriyorsak o oluyor.
Evet, yani Senin bu bakış açını çok acayip seviyorum. Her şeye enerji olarak bakmayı öğrettiğin için, ki ben de rezonans kanunuyla gerçekten çok yakından ilgilenen bir insanım, ama yani senin bakış açın ve senin katkıların beni dahi bakış açımı değiştirdi. Yani hastalığa enerji olarak bakıyorsun. Yani paraya enerji olarak bakıyorsun. İlişkilere enerji olarak bakıyorsun. Yani her şeye enerji olarak bakıyorsun, ki Interstellar Science da böyle bakar, ama senin bakış açın o kadar soft, yumuşak ve yerleştirici bir bakış açısı ki ben kendi adıma gerçekten minnettarım. Her teşekkür şeye ederim. enerji olarak bakıyorsun. Evet. Şimdi peki, doğru zenginlik. Doğru zenginlik ne demek? Yani yanlış zenginlik ve doğru zenginlik. Yok, tabii ki yok. O bir hook böyle şey yani. Yani doğru zenginlik. Atıyorum 5 milyon dolarım mı olmalı, 10 milyon dolarım mı, 100 milyon dolarım mı olmalı? Hangisi doğru zenginlik? Şimdi buraya da doğru ve yanlış olarak baktığı için enerji olarak farklı bir bütünsel alandan bakabiliyorsun. Bütünselsin. Yani ne demek bu? Benlik olarak bakabiliyorsun. Enerjide benliğin azalması yok. Güçte benliğin azalması yok. Biz bütün ve benliğiz yani, tamam mı? Yani o enerji olduğunda sen bu realitenin sıkışmış olduğu o küçük halkayı manipüle edebilirsin. Yani manipülasyon bize ne kadar kötü öğretilse de, yanlış, kötü, iyi olmayan bir şey olarak öğretilse de, bilakis öyle öğretiliyor. Çünkü topu yani ters köşeye yatırıyorlar bizi, biliyorsun. Bildiğimiz doğruları maalesef biz yıkıyoruz. Bugüne kadar bildiğimiz ne varsa, afiyet olsun şekerim. Şifa olsun. Herkes almıştır umarım. Sende de vardır herhalde. Bir Yok. şeyler. Suyum var, Kıyamam suyum, sana suyum ya. olsun. Kıyamam. Suyum var. Herkes birer Su. bardak. Aslında bitki çayı diyorum ya, benim dediğimi yapmayın, ama en azından hiç kahve içmiyorum. Bir akşam bu saatte 2 bardak seviyorum, ama normalde bitki çayı Afiyet içiyorum. olsun Canlar. hayatım. Evet. Evet. Şimdi o benliğin azaltılmasından yaşıyoruz biz bu realitede. Ama enerji olduğumuzda, güç olduğumuzda, o olduğumuz enerji zaten o gücün kendisi. O yaratıcılığın da kendisi, o farkındalığın da kendisi. Eğer biz enerji olursak ve bu realiteyi çok rahat manipüle edebiliriz. Yani bu realiteyi derken kendi hayatını manipüle edebilirsin ve insanların nerelerde sıkıştığını da görebilirsin. İşte o yüzden doğruya bakıyor herkes. O doğru zenginlik ifadesi seni bu sınıfları almanı davet oluyor. Bir davet bu. Senin için doğru zenginlik ne? Sen ne biliyorsun arkadaşım? Hem bir hook, bir çengel, hani seni kolaylıkla oraya davet eden bir kelime o, doğru. Çünkü doğruya çok önem veriyoruz. Ancak geldiğinizde de ne doğru kalıyor ne yanlış belki, ama yine de senin için doğru olan şey ortaya çıkıyor. Çünkü hepimiz parayla ilgili bir bakış açısının, yani farkındalığımız var, öyle değil. Her ne kadar yokmuş gibi gözükse de ben çok enteresandır orada. Ben ne biliyorum? O soruluyor bana yani. Parayla ilgili ne biliyorsun? O yüzden hepimizin bu konuda eğitim almamız şart. Yani para konusunda kendimizi eğitmemiz şart. Belli bir seviyeye geldiğimizde, yani bir farkındalığa geldiğimizde, hiç bilmediğini düşündüğün, düşünenler kendilerini şu anda sanki parayla ilgili, servetle ilgili hiçbir bakış açıları, hiçbir algıları, farkındalıkları yokmuş gibi düşünenlerin bu konuda ne kadar çok bilgiye sahip olduklarını inanamıyorlar. Hakikaten onları güçlendirmekle ilgili bu seminerler. Zaten Akses'in yaptığı şey bu. Bir doğruyla gelmiyor. Ama hakikaten onu öyle bir güçlendiriyor ki o zaten bunun kendisi olduğunu fark ediyor.
Evet, bu böyle bir açılımdı belki. Şimdi ufak ufak girelim. Dünyada görmek istediğimiz geleceği şimdi bunu yaratmak gerekiyor. Yani bugünkü bakış açımız, bizim paraya bakış açımız neyse, yarınlarımız o olacak. O kardeş. Yani şimdi bunu değiştirmemiz lazım. Şimdi değiştirirsek biz bakış açılarımızı geleceğimizi de değiştirmiş olacağız. Yani bizim paraya bakış açımız parayla olan ilişkimizi yönlendiriyor, değil mi? Doğru Evet, anladım. evet, evet. Bizim paraya bakış açımız. Yani genel olarak şeyde eskiden ben çok eskiden sen de anlatırsın bunu. Şeyin Nilgün'ün şeylerini izlerdim, dinlerdim, videolarını dinlerdim. Subliminal videoları vardı. İşte paraya sahip olursam ne olur? Paraya sahip olursam işte dostumu düşmanımı bilemem. Bir sürü akrabalarım çıkar. Herkes benden borç alır. Param olursa sırtımdan bıçaklanırım. Para kirlidir. Para haram parayla kazanılır. Haramla kazanılır. Yani o kadar çok kirli bilinçaltı ve bize yüklenen etiketler ve yargılar var ki biz doğduğumuz andan hatta DNA'larımızla getirdiğimiz etiketler Kesinlikle. var ki bizim paraya bakış açımız böyle. Hatta para kirli. Senin para kitabında o kadar enteresan şeyler var ki parayı çek diyorsun sen or diyor orada. Parayı çek bir yerlerden parayı çek. Benim ilk yaptığım şey şeydi oradaki çalışmalarda para tepeden yağar. Sadece buradan. Hiç düşünemiyorum bile para buradan ya. Yani paranın her yönden gelebileceği. Allah'tan geldiğine Sen inanıyorsun paranın. zorla. Yani para sadece buradan gelir diye Buradan düşünüyorum. geliyorsa Allah'tan geliyor. Yani para her yerden gelebilir. Evet. Hakikaten kitabı okudum, bir daha okudum, bir daha okudum. O kafama girmedi. Yani para her. Sonra sadece eczacıyım ya ben. Yani hala da öyle. O yarmam Yani çok sadece fazla. Sadece eczaneden gelmiyor eczaneden gelir. Sadece zannediyorsun. çalışırsam gelir. Evet. Yani bütün bunlar inanılmaz bilinçaltı kirlilikleri Evet. ve hatta diyoruz ki işte milyon dolarım olacak. Hadi canım sen de. Ya milyon dolarım olacak. Yok artık sana mı kaldı? Milyon dolarım olacak. Yani bilinçaltı o kadar çok direniyor ki bu paralarımızın olmasına. Yani biz bu parayı kendimiz bloke ediyoruz zaten. Biz Kesinlikle. Bakış her şeyi, açılarımız ve bizim elde yaratıyor. başaracağımız her şeyi yargılarımız ve bakış açılarımızla sadece parayı da değil, sevgiyi, aşkı, Her huzuru, bolluğu, bereketi, şeyi. sağlığı, şifayı kendimiz engelliyoruz. Aman Evet. burada da bir yani illa konuşmadan olmaz. Benim bir Konuş güzelim. konuşmam lazım. Konuş. Ben Tamam, çok sustum. seviyorum senin konuşmanı. Sustum. Kısa bir süre Evet. için. Tamam. Şimdi şöyle, dediğim gibi bakış açılarımız realiteyi yaratıyor. Realite bakış açılarını yaratmıyor. O yüzden eğer ki biz realitemizi değiştireceksek, yani içinde bulunduğumuz gerçekliği, bakış açılarına bakmak lazım. Ya bizim hiç bakış açımız olmasaydı ne olurdu? O çok önem verdiğimiz bakış açılarımız olmasaydı biz kim olurduk? Ve hayatımız neye benzerdi? Ne olurdu? Şimdi bir bakış açımız bizi bir bariyer yaratıyorsa, bir yargı yaratıyorsa, işte orada bir duvar var ve paranın gelmesini engelleyen bir şey ve parayı uzaklaştıran bir şey, öyle değil. Parayı kendimizden uzaklaştırıyoruz. Çünkü o zaman olamıyoruz. Olamıyoruz. Kaç tane bakış açısı? Sen şimdi belki bir 8-10 tane saydın burada ya da 7-8 tane, değil mi? Ama o biz 3 senedir, bugün 3 sene olmuş. Facebook'ta bir postu gördüm, önüme düştü. Biri beğenmiş. Ama bir baktım 3 sene önce Nasıl Para Olunur kitabını bastığımda benim böyle çılgınlar gibi önüme aldım kitapları heyecanla. Bastım ya kitapları. Tamam artık okuyabiliriz. Herkesin elinde o kitap olur ve biz bu kitabı 100 kere okuyabiliriz, çalışabiliriz diye bir anons yaptım ve davet ettim herkesi. O gün bugün çılgınız yani mukaddesciğim. 3 sene olmuş, her gece. Cumartesi pazar dahildi buna. Ya yani 1,5 saat. Dünyada burada da bir tek yapan kişiyim. Çünkü bundan övündüğümden değil.
Yani bu çok değerli bir şey, çok önemli. Buna önemli yapıyorum. Çünkü birazcık hamile olunmuyor. Adanmışlık gerekiyor. Eğer gerçekten biz hayatımıza serveti ve parayı yaratacaksak, davet edeceksek onu, o zaman buradaki eğitimi bir özümseyelim, içimize sindirelim, bakayım ne diyor bu adam, değil mi? Çünkü o kadar farklı bir realiteden konuşuyor ki bunu algılamakta zorluk çekiyoruz. O zaman sanki Çince gibi geliyor ve kitapları atıveriyor insanlar elinden. Ama bir kolaylaştırıcıyla mukadderizciğim bu mümkün. Yani doğru zenginlik sınıflarına geri dönecek olursak o gerçekten herkesi enerji olmaya davet ediyor. Eğer biz enerji olmayı becerebilirsek ki bu mümkün. Bakış açılarını erittikçe bu mümkün. Sen dedin ki paraya da bir enerji olarak bakıyorsun. İşte bir şeye de enerji olur. İlişkiye de öyle bakıyorsun dedim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında insanlara da enerji olarak bakıyorum. Çünkü o kadar o zaman onun varlığını farkındayım ki. Ha kendisi belki değil. Ama insanların varlıklarına da bakmak. Çünkü o bir enerji. O zaman daha güzel oluyor. Daha gerçek oluyor. O ilişki de gerçek oluyor. Varlığınla ilişkide olmak, yani o enerjiyle ilişkide olmak çok daha büyük, çok daha geniş yaratıyor. Ya Yoksa enerji olarak bakmak bir de senin bir parçan olarak görmek gibi oluyor. Yani zaten orada bu bir maddeyi değil de enerjiyi gördüğünde bakış açıları otomatik olarak değişiyor. Yargılar otomatik olarak kalkıyor. Yani o bir enerji. Yani enerji nedir? Hani görünmez bir şey. Hani buhar buhar. Hani o uçuş uçuş olan o. Yani eterik olan şeydir, değil mi? Enerjiyi biz enerji, evet. yani Hiç yargı yok orada. evet. O zaman enerji olmaz zaten. Katılık olur. Ve o tabii ki severek yaşamayı da yaratır aynı zamanda. Ona şimdi girmeyeceğim. O başka bir konu. Ancak ve şükranı da yaratır. O şükran Çok. olarak. Evet. O Çok. serveti de yaratan şeydir şükran aslında. Yani o şükranda olmak ve her şeyin o enerji alanında olarak farkındalığımızda olması onun. Çünkü orada ayırım yok ve orada bir tamlık var, bir bütünlük var. O zaman işte gücün kendisi oluyoruz. O enerji gücün kendisi zaten. Yani orada ben gücüm yani. Hani bu realitede baktığında ben güçsüzüm ya da ben güçlüyüm diye bir ikilik yaratabiliriz. Ya güçsüz hissedersin kendini ya da güçlü olmaya çalışırsın. Ben güçlüyüm. Bunu kanıtlamaya çalışırsın. Tamam mı? Halbuki bu ikisi de değil mukaddes. Enerji olduğunda ben gücüm çıkıyor otomatik. Gücün kendisi olduğunun farkındalığında oluyorsun o zaman. İşte ben herkesi servet yaratıcılığı seminerlerinde zaten enerjiye davet ediyorum, enerji olmaya. Çünkü bu realitede bizler parayı bir gerekçelendiriyoruz, bir sebebe bağlı tutuyoruz. Paranın bir gerekli olduğunu düşünüyoruz. İşte para bir gereklilik değil arkadaş. Para bir gereklilik değil. Para sadece bir eğlenceden ibaret olsaydı, bir keyif olsaydı para. Ama o kadar gereklilik yapıldı ki o zaman onu kendinden uzaklaştırmaya başlıyorsun. Çünkü parayı önemsiyorsun. Kendinden Parayı daha ihtiyaç yaptığında, ihtiyaç. gereklilik yaptığında Evet. önemsemeye başlıyorsun. Tabii para için Önemsediğinde kendinden uzaklaştırmış oluyorsun aslında. uzaklaştırmış oluyorsun. Para Ne kadar için ilginç. çalışmaya başlıyorsun. Paranın peşinden koşmaya başlıyorsun. Ve o zaman senin o kontrol etmeye başlıyor. Bu neyi ortaya çıkartıyor? Kendi muazzamlığının yani kendi muazzamlığının farkında olmadığını anlamadır bu. Yani kendini muazzam olarak yaratmamış oluyorsun.
zavallı olarak yaratmış oluyorsun. Eğer sen kendi muazzamlığının bilincinde olursan, o zaman kendi bütünlüğünde olacaksın. Ve önce ona tabii ki bir doğal olarak o enerji alanında oluyorsun ve onun farkındalığı, onun gücü, onun yaratıcılığıyla birlikte her şey mümkün kılınıyor. Ve o zaman orada tabii ki bir şükran var, tabii ki bir kolaylık var, tabii ki bir neşe var, bir keyif var ve ihtişamın kendisi olmuş o. İşte ben insanların bu oldukları muazzamlığı meydan okumasını talep ediyorum. Yani ama bu evde de o meydan okumaya bir isteksizlik var mukaddes. O isteksizlik var, evet. Ben o herkesin, ben dahil, o meydan okuma demek, o farkındalık demek, o enerjiyi bilmek demek, olmak demek. Çünkü biz paranın yukarıdan soruyorum mesela, kitap da sorar. Paranın nereden geldiğini algılıyorsun, düşünüyorsun ya da zannediyorsun. Bu bir zan çünkü. İşte senin dediğin gibi yukarıdan, sağdan, soldan, tamam mı? Yani bir şekilde ya da arkadan. Ama her yerden geldiğini kimse farkında değil. Hiç, hiç. Her yerden. Çok yani büyük bir ironi yani. Evet, evet. Yani şöyle de gelir, şöyle de gelir, aşağıdan yukarı şöyle. Enerjinin sonu yok. Enerji, her şey bir enerji. Sen görmüyorsun diye alemler yok değil diyor Mevlana, bilirsin. Enerjiyi eğer biz üç boyutlu realitede görmüyorsak, eğer çok derinleşirsek, bir bağlantıdaysak görürüz de arkadaşım. Görürüz de ve her yerden nasıl geldiğini böyle deli gibi de görürüz. İşte bu ne demek? Her yerde. Her şey enerji. Her şey enerji ve enerjinin sonu yok. Sınırlılığı da yok. E o zaman bu ne anlama geliyor? Paranın da sonu yok. Gücün de sonu yok. Yaratıcılığın da sonu yok. Ve farkındalığın da sonu yok. Sınırı yok. Yani muazzam bir bolluk, bereket ve ihtişamın içindeyiz. O yüzden servet sahibi, servet yaratıcılığı sınıfı buna davet ediyor ve bunu farkında olmalarını, bunu algılamalarını ve bunu hayatlarında yaratmalarını davet ediyor. Bu bir davet. Kendileri olmaya davet. O muazzam olduklarını görmeye davet. Çünkü biz bu realitede gereklilik olarak yaptık dedik ya parayı. Aynı zamanda hayatta kalma mücadelesi veriyoruz burada. Değil mi? Hayatta evet. Kalmam lazım. Hayatta kalamam diyoruz. Yine ikili çalışıyoruz. Hayatta kalacağım diyoruz ya da hayatta kalmaya istekli değiliz diyoruz. Çünkü bu kutupluluk bizi burada tutuyor, sınırlıyor. Hayatta kalmakla ilgili değil bu. Yaşamaya başlamakla ilgili. Mukaddesçe. Çünkü daha yaşamaya başlamadık güzel arkadaşım. Eğer biz bu enerji olmaya başlarsak yaşama başlayacağız. Sonsuz yaşama doğacağız. İşte o zaman da zaten servetin ne olduğunu da fark edeceğiz. Sen soru mu alacaksın? Vallahi parayı önemsiz mi sayalım diye bir soru gelmiş. Bu soru işaretinin olduğu yerden soru işaretine baktım şimdi. Parayı diyor önemsiz mi sayacağız o zaman diyor. Hayır. Hemen bak öteki uca gidiliyor. Zihin böyle çalışıyor. Hı-hı. Ya çok önemli kılıyoruz ya da önemsiz. Ya çok umursuyoruz ya da umursamıyoruz. Bu sadece para değil. İlişkiler, hayatın her alanında bunu böyle yapıyoruz. Bizler daha önceki para sınıfı yayınlarından bir tanesinde parayla olan ilişkilerini aslında söylemiştik hatırlarsan. Tabii. Değil mi? Parayı istemiyorum mu dedirtmiştin sen o zaman? Para istemiyorum dedirtmiştim. Evet. Bu değil mi? Bugünkü konu soru verecektik ya, bu olsun mantı, yani bu aracı verelim. Çünkü bravo mukaddesçin, teşekkür ederim.
Çünkü neden bunu yapıyoruz? Ama sadece bu Çünkü parayla bunu ilgili. tam olarak oturtamadılar hala Tamam. kafalarında. Tabii çok Hiç haklılar. olmazsa bir kez Çok daha onun haklılar. üstünden geçmiş oluruz diye Okey. düşündüm. Okey, tabii ki. Harikasın canım. Teşekkür ederim. Şimdi biz hep para isteriz ya. Hep paraya bir gereksinim vardır. Hep para isteriz. Hep yeterince para yoktur. Pardon, paradan yoksunuzdur. Dolayısıyla hep para isteme modundayız sürekli. Bu ne Evet. yaratıyor? Bu ne yaratıyor? Çok pardon. Para istemek yoksunluk anlamına geldiği için. Tamam mı? Paradan mahrumum diyoruz. Paradan mahrumum demek oluyor enerjik olarak. Şimdi Evet. evrenin bizim gibi bir bakış açısı yok. Kutuplulukta değil evren. O zaten sonsuz alıp kabul eden sonsuz enerji alanı. Yani enerjiyle hareket ediyor. Kelimelerin de enerjileri var. Biz hangi kelimeyi kullandığımızı çok ağzımızdan çıkanı kulağımız duyarsa ya o enerjisi nasıl gidiyor onun farkında olmamız lazım. Yani şunu söylemek istiyorum kısacası. Para istiyorum dediğimizde yoksunluk diyorum ya istemek yoksunluk ifadesi. Para istiyorum dediğinde evren şöyle yapıyor. Okey. Yoksunluk mu? Al diyor sana yoksunluk. Müthiş. Daha istediğini veriyor yani. İstemediğim bir şey vermiyor arkadaş. Çünkü sen para Yoksunluk duygusu, yani duygu, özellikle o duyguların enerji. rezonans Evet. kanununda Evet. anlatmıştım. Evet. Duygu o kadar çekici bir şeydir ki düşünceden daha iddialıdır. 6500 kat daha yüksektir enerjisi. Yani oradaki yoksunluk duygusu, ne yoksunsa onu çekiyorsun zaten. Sevgi yoksunsa yani o yoksulluğu çekiyorsun, sevgisizliği çekiyorsun. İşte ihanete öfkeliysen ihanet çekiyorsun. Kesinlikle. Parasızlığa, yani parasızlık duygusu içindeysen parasızlığı çekiyorsun. Evet. Yani öfke içindeysen öfkeyi çekiyorsun. Yani neyse duygun Aynen. onu. Şimdi Aynen. biraz önce yazmışlar hep yukarıda. Ben hep mantraları yapıyorum, bütün bunları yapıyorum ama olmuyor bir türlü. Zaten yani şurada kilitleniyor. Yani şu bile ben yapıyorum, yapıyorum, olmuyor. Zaten olmaz. Yani bunu düşündüğü anda, bunu söylediği anda olmaz zaten. Onları çok Şimdi anlattık. o bir arkadaşıma, o arkadaşıma şunu söylemek istiyorum. Kimse o. Dediğin gibi sonuca gitti olmaz. Tamam mı? Orada bir sonuç yarattı çünkü. O sonuç nedir? Katılıktır. Enerji değildir. Tabii ki onun da bir enerjisi var ama o katılığı yarattığımızda biz enerji değilizdir artık. Biz kendimizi artık bir katılık olarak yaratmış olduk. Enerji olarak değil. Benim bu servete sahip olma sınıflarında tamamıyla enerji alanını almayı seçiyorum herkese. Enerji olduklarının farkındalığında olup yaratmak istedikleri ne varsa hayatlarında onun araçlarını veriyorum. Şimdi para bana akıyor olur, evet. Eğer gerçekten o enerjiyle söylüyorsanız güzel. Çünkü olumlama gibi işe yaramaz şeylerle ilgili değilim. Soruyla ilgiliyim. Çünkü akses soruyla çalışıyor. Sorunun gücü çok büyük. Bir. İkincisi, para istiyorum dediğimizde nasıl ki yoksunluk yaratıyoruz, tamam mı? Sadece parayla ilgili para istemiyorum demenizi talep edebilirim. Çünkü bu tamamıyla ters köşeye yatırıyor. Para istemiyorum deyin. Şu anda 10 kez para istiyorum deyin. Ya da bu şey konuşmamız bittikten sonra deyin. Farkı görün. Yani para istiyorum deyin 10 kez. Enerjiye bakın. Yani enerji dediğim şey siz içinizde nasıl algılıyorsunuz kendinizi? Ne geliyor size? Sıkışıklık mı? Ağırlık mı? Efendim hafiflik mi? Genişlik mi? Hani siz onları algılarsınız. Yani dünyayı, Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Bizim içimize iyi gelmeyen bir şeyi biliriz. Her ne kadar buna hafiflik desek de ya da ağırlık desek de sizce başka bir algısı olabilir bunun.
Şimdi para istemiyorum dediğinizde bir bakın neler oluyor. 10 kez söyleyin. Bu size iyi geliyor mu? Hoş geliyor mu? Sonra deyin ki para istemiyorum, para istemiyorum, para istemiyorum, para istemiyorum. Bir de 10 kez bunu söyleyin bakalım. Bu sizin için nasıl geliyor? Ve aradaki farkı görün. Bunu sadece parayla yapın ama başka hiçbir şeyle değil. Bunu her şeye konumlandıramayız. Para isteme. Para istiyorken kendinizi gördüğünüzde o zaman deyin ki para istemiyorum, para istemiyorum, para istemiyorum, para istemiyorum. Bu şöyle olacak. Para istiyorum yoksunluk yaratıyordu ya. Para istemiyorum da şunu yaratıyor. Paradan yoksun değilim. Evrene ne veriyorsun? Paradan yoksun değil mi veriyorsun? Bu güzel bir örnekti. Teşekkürler mukaddesciğim. O yüzden bunu bir ev ödevi olarak verebiliriz bu haftaki soru. Güzel olur. Biz Param bu... çok desem daha mantıklı olmaz mı diye Şimdi bakın, sormuşlar. mantık işe yarasaydı dünyanın hali böyle olmazdı arkadaşım. Benim mantıkla işim yok. Enerjide mantık yok çünkü. Enerjinin iyisi kötüsü yok. Mantığı da yok. Siz evrenin işleyiş biçimini fark etmeyi seçin. O enerji nasıl işleniyor, işliyor ve biz onu nasıl kendimiz için bunu algılarsak, bunu bilirsek, bu olacağız ve o enerji olduğumuzda da her şeyi kendimiz için daha güzel hale getirebileceğiz. İşe yarar hale getireceğiz hayatımızı. O yüzden siz ne derseniz deyin, nasıl söylerseniz söyleyin, enerjiyi takip edin. Lütfen enerjiyi takip edin. Benim en sevdiğim şey enerjiyi takip etmektir. O söylediğiniz cümle sizin enerjinizde nasıl bir his yaratıyor, algı yaratıyor? Yani yoksunluk mu? Hani ben güçlüyüm, ben güçlüyüm. Ben binlerce yıl önce öyle çok söylüyordum yani akses yokken. Güçsüz hissediyordum. Çok böyle zavallı. Ve güçlü yapmaya çalışıyordum kendimi. Ben güçlüyüm, ben güçlüyüm. 21 gün. Kim güçlüyüm der? Güçsüz, değil mi? Yani kim güçlüyüm der? Böyle deli gibi ben güçlüyüm, ben güçlüyüm der miyiz demeyiz. Ama ben güçlüyüm, ben güçlüyüm. Bir şey ekmeye çalışıyordum kendime. Bir şey oldurmaya çalışıyordum. Ondan sonra anladım ki bu işe yaramıyor. E ne halt edeceğim, ne yapacağım ben? Ben nasıl güçsüz olmayı bırakmam gerekiyor? Yani güçsüz orada duruyor. İşte o güçsüzlüğü yok ediyoruz. Yaptığımız şey o. O zaten bir yalan. Onu değiştirmemiz gerekiyor arkadaşım. Bir şey olmaya çalışmayacağız. Sadece gerçekte olduğumuz şeyin ortaya çıkması için yapıyoruz bunu. İşte onun meydan okumasına istekliyiz. Gücün kendisiyiz çünkü. Farkındalığın kendisiyiz. O muhteşem yaratıcılık bizimle birlikte ve biz onun sunduğu o ihtişamı, o kolaylığı ve neşeyi seçmekle. O yüzden birazcık hamile olunmuyor diyorum. Yani buna adanmamız lazım güzel arkadaşlar. Eğer kendimize adanmazsak, kendi muazzamlığımıza, bu birazcık hamile olunmaz dediğim o. Yani bir hobi gibi ya da işte bir moda gibi bakarsak bu öyle olmuyor. Gerçekten böyle bunu özümsemek, içselleştirmek ve hayatın içine almak. Önce bilgiyi alıyorsunuz. Ha evet diyorsunuz. Ondan sonra bunu içselleştiriyorsunuz. Her ne kadar bunu algılamakta zorluk da çeksek içselleştiriyoruz. Sonra da bunu hayatın içinde yaşamayı bakmaya yani konumlandırmaya başlıyoruz. Ha, düşe kalka, yanlış yapamayarak falan böyle böyle. Ama bir bakıyorsunuz o gücün kendisi olmuşsunuz. Bundan daha iyi nasıl olur? Ama hiç bırakmazsak, hiç vazgeçmezsek ve asla pes etmezsek bu bizim başarımız olacak. Peki, Belki ha.
Para bana gelir, para beni sever, para bana yapışır olumlamaları hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar Canan'ı. İşte Yani demin aslında onu söyledim. Bir daha söylerim bir tane. Yani para bana gelir, para bana yapışır falan ya da gibi. evren hakkım olan parayı talep ediyorum diyorlarmış mesela. Tamam. Bunu yaparken lütfen bu olumlama gibi cümleleri kurarken enerjinize bakın. Enerjiniz onunla uyumlu mu? Mesela ben 3 tane açık araba Müthiş. çok severim, tamam mı? Bunu da alacağımdan eminim. Mesela şimdi ben 3 tane açık arabaya sahibim. 3 tane açık arabaya sahibim dersen bu olur mu? Tabii. Oradaki Gibi. enerji tabii çok Enerji. önemli. Şimdi sahip olma enerjisine geleceğiz zaten servete sahip olmakta. Aslında olan şey her şeyin sahibiyiz. Her şey mümkün. Gerçekte sahip olduğumuz şeyi yaratacağız, olduracağız, öyle diyeyim. Yani onu seçeceğiz. Ancak sahip olmadığımız yalanı var ya, o bizim paradan uzaklaştıran bakış açıları. Para neden uzaklaşıyor? Bir sürü bakış açılarından bizden uzaklaşıyor, gidiyor. Tamam mı? Sonra da biz para bekliyoruz gelsin diye. Gitti, o bakış açılarıyla gitti. Şimdi bütün o bakış açılarını iptal edip parayı kendi içimize, yani içimize almadığımız hiçbir şeyi oluşturamayız. Olmamız için, paranın kendisi olmamız için, servetin kendisi olmamız için parayı ve serveti içimizde görmeliyiz, algılamalıyız, bilmeliyiz. Ancak o zaman onu oluşturabiliriz. Bu bir anlam ifade etti mi acaba? Umarım etmiştir. Çok anlattık. Para yerine sağlık koyabilir miyim ya da başka diğerlerini koyabilir miyim demişler. Neye mesela para yerine sağlık? Hangi konuda para yerine sağlık? Şeylerde bu. Para istemiyorum gibi mi? Evet, herhalde. Ha yok, O para onu istemiyorum da olmaz. Sadece bu parayla ilgili. enerjiyi takip ederek para yerine sağlık kelimesini koyup söyleyebilir miyiz demişler. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Sağlık bir farkındalığımı vereyim size. Şimdi ben uzun yıllar akses yapıyorum ve almadığım sınıf kalmadı, gitmediğim yer kalmadı diyeyim. Bu beni güçlendirdiği için bunu yaptım. Şimdi bize bu realitede verilen şey şudur arkadaşlar. Her şeyin başı sağlık der. Bu ne yarattı? Sizce soruyorum. Sağlığı önemli kıldırdı bize, değil mi? Sağlığı önemli kılmak tabii onun diyaletik olarak da hastalığı önemsiz. Yani hastalığı bir anda ön plana çıkarmış Ön oluyor. plana çıkardı. Yani Tabii sağlığa hastalıktan konsantre korkuyor. olmak hastalığı Ama her çeker. şeyin başı sağlık. Evet. Ya her şeyin başı kolaylık, neşe, ihtişam olsaydı? İşte bu. Bu içinde sağlığı da barındırır mıydı? Hem de fazlasıyla. Kesinlikle, kesinlikle. O kadar büyük bir araç ki bu. Evet. O kadar çok anlattı ki Yani bilmiyorum bizim 11-12. yayın. olsun. Ben bıkmadan, usanmadan bunları anlatırım. Çünkü seviyorum. Bu farkındalığı seviyorum. Evet. Evet. Evet, devam edeyim mi? Evet Soru evet devam et. alacaksa. Devam et sen bitir. Tamam. Tamam. Yani araya girseler de okey, sen nasıl istersen. Paraya sahip olmak için bir sebebimiz yok. Ama biz bu realitede paraya sahip olmak için bir sebep yaratıyoruz. Bir gerekçe yaratıyoruz. Paraya sahip olmak için bir sebebimiz yok. Para sadece eğlence için, keyif için bizim hayatımızda olur. Parayı seviyorum, para eğlenceli dememiz yeterli yani. Yani para bizim, eğer biz kolaylığı, neşeyi, ihtişamı seçiyorsak zaten para bizim partimize Ya gelecek. işte bu ipucu yani. Evet. Yani gerçekten ipucu bu. Evet. Evet. Çünkü kaç kişi tanıyoruz paraya sahip olup da paradan keyif alan?
ihtiyaç yok. Çünkü onlar için keyif almalarına izin verecek paraya sahip olmaktan paraya sahip olmayı seçmiyorlar. Onlar sadece bir gerekçeye bakıyorlar, bir sebebe bakıyorlar. Kaç kişi tanıyoruz paraya sahip olan ve bundan keyif alan? Yani size şunu söylüyorum. Önce kolaylık, neşe, sonra ihtişam. Yani biz kolaylığı seçersek, neşe kolaylığı takip edecek arkadaşlar. Ve neşeyi de ihtişam takip edecek. Bununla ne demek istiyorum? Siz mutluluğu seçtiğinizde para sizin partinize gelecek. Siz ama mutlu olmak için parayı seçerseniz bu realiteyi yaratırsınız. İşte bu realite bu. Siz işte şunu bunu istemek için parayı talep edebilirsiniz. O para gelir size. Hiç sıkıntı değil. Ama benim söylemek istediğim şey Access'le birlikte farklı bir yani bu bugün çoğu insanın yaptığı şey çok daha farklı bir realite yaratmak. Çoğu insan sahip olmak için ne gerekiyorsa yapacağım diyor. Paraya sahip olmak için ne gerekiyorsa yapacağım diyor. Ancak biz bir şey olmazsak paraya da sahip olamayız. Biz olmaya gönüllü olmadığımız ne olmalıyız ki bu ortaya çıksın? Farklı bir realite dediğim bu. Yoksa nice zengin arkadaşlarım var. Nice servete sahip arkadaşlarım var. Çok daha çok olsun. Ancak onları o kadar iyi tanıyorum ki onların gelecek korkuları var. Kaybetme korkuları var. Ne kadar şu kadar param olmalı ki benim geleceğimle ilgili hiçbir sıkıntım olmasın diye bakış açıları var. Ben bundan bahsetmiyorum size. Bu realitede para yaratmakla ilgili değilim. Ben size farklı bir olasılık hatta sonsuz olasılıklar alanını seçmeniz için buradayım. Farklı bir olasılık, farklı bir farkındalık, farklı bir realiteden bahsediyorum. İşte o tamamıyla bu realitenin farklı olarak işlev yapıyor. Yani önce kolaylığı, neşeyi, sonra o para geliyor size. Ve tabii ki siz mutlu olun. Önce mutlu olun, sonra zengin olun. Zaten siz mutlu olduğunuzda o zenginlik gelecek. Ve siz bu şekil bu realiteyi değiştireceksiniz arkadaşlar. Bu realitedeki yalanı bu şekil değiştireceğiz. İçinde bulunduğumuz kocaman bir yalan var. Ve bizler baktığımızda lütfen bakın sonsuz varlığın, o muazzam gücün, o benliğin haline bakın. Benlik yok burada. Sadece sınırlı bakış açıları var bizi kontrol eden. Ve biz bu kontrolün dışında nasıl bir farkındalık ve farklı bir realite yaratabiliriz? Oraya davet ediyorum. Bu realiteyi değiştirmektir. Aslında bu realiteyle savaşımız yok. Bu realiteyle yargımız yok. Bu realiteyi yok etmeye çalışmıyoruz, yanlış kılmaya çalışmıyoruz arkadaşlar. Bu realiteyi kucaklıyoruz. Bu realiteyi alıp kabul ederek kendi realitemizi yaratıyoruz. İşte o da kolaylık, neşe, ihtişamdır. Ve dünyanın buna ihtiyacı var. Bizim buna gereksinimimiz var arkadaşlar. Daha fazla kahkahaya ihtiyacımız var. Ve daha fazla paranın ortaya çıkmasını seçmemize ihtiyaç var. Yani o zaman her şey değişecek. Çünkü daha fazla parayı ortaya çıkartabiliriz. Bizim sonsuz olasılıklarımız var. Hepimiz sonsuz olasılıklarımızın kendisiyiz. Her birimiz, o farkında değilsiniz ama sonsuz enerjisiniz. Ve bütün moleküler grubu arasındaki alansınız. O kadar büyük ki. Bunu akıl ötesi öyle değil. Ve akıllara zarar diyeceğim yani. O yüzden mantık çalışmıyor. Evet. Öyle diyebilirim. Aklın ötesi. Yani sonsuz bir genius zekayla buluşmaya davet ediyorum. Ve ben de bunu kendi hayatım için seçiyorum. Daha büyüğünü. Sonsuz enerji olmaya hazırsanız eğer, sonsuz güç olmaya hazırsanız, sonsuz yaratıcılık, sonsuz farkındalık
olmaya bir davettir benim buradaki servete sahip olmak. Siz serveti ne yaptınız? Sizin için servet ne? Onlara bakıyoruz. Sizin için para ne, zenginlik ne, servet ne, ilişki ne? Her şey ortaya çıkıyor zaten. O bir tam gün bütün yani kaç sene bildiğim her şeyi fokusluyorum. Bildiğim her şeyi. Çünkü ben eskiden bunu çok uzun günler yapıyordum. 4 gün mü ne yapıyordum, uzundu ve ön koşullar koydum. İnsanlar belli bir algıya gelsin ki onlarla çok uğraşmayayım diye. Ama böyle olsun istemedim sonra. Bunu değiştirdim. Nasıl olsa değiştirme şansım var. O yüzden değiştirdim ve farklı bir olasılık yarattım. Ve bir tam günlük her şeyi fokuslayacağım. Buyurun gelin. 14 Şubat bizim sevgililer günümüz. Bu para olabilir mi? Müthiş. 14 Şubat'ta sevgilimizle buluşalım. İster misiniz? O bizim sevgilimiz. Onu çok iteledik, kakaladık. Parayı ve zenginliği elde etme süresi neye göre değişir demiş mesela. Süreyi ona göre soruyor. Değişir. Ona göre değişir. Ne kadar hamile ona göre. Tam hamileyse hemen. Öyle diyeceğim. Ne diyeyim arkadaşım? Yani bu bir şırk koşma olmaz. Öyle derler değil mi? Şırk koşma mı denir buna? Ne denir? Yani bir taahhüdümüz yok buna. Çünkü onun işine karışamayız. Bizim seçimimiz, bizim buradaki yaptığımız şey kendi bilincimizi yükseltmek. Kendi enerji alanımızı yükseltmek. İşte o zaman ağanın eli tutulmaz. Bakalım bugün mü, yarın mı, 10 gün sonra mı, 10 sene sonra mı? Hiçbir vaadimiz yok. Sen yeter ki vazgeçme. Sen yeter ki kendini bırakma. Kaybetme kendini. Kaybolmuşluktan çık. Kendini o benliğin içinde ol. O gücün içinde ol. Yani olmaması mümkün değil. Ama bunun bir sonuca bakma. Ne zaman olacağıyla ilgili bir sonucu yaratma. Yok öyle bir şey. Onu özgür bırak. Onun gerçekten gerçekleşeceğini bildiğin an, o kendine güvendiğin an, zaten oldu bitti arkadaşım. Sen o soruyu sorduğun zaman, o seçimi yaptığın zaman, zaten bütün o kuantum dolaşıklık alanı senin için onu yaratmaya başladı, bunu bil. Bil onu. Sadece ona izin ver, köstek olma, çekil enerjinle yolundan. Yani kendinle karşı kullanma o muhteşem gücü. Kendin için kullan. Daha büyüğünü yaratmak için kullan. Çekil kendinin önünden ve onu besle. O sorularına devam et. Seç, seçimlerine devam et. Asla vazgeçme hayatını daha büyük yaratmakta. İşte o zaman bakacaksın ki olmuş, her şey olmuş. İşte bu sevgili arkadaşlar. Evet. Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? Bu haftaki mantramızı verelim o zaman Canan Hanım. Para istemiyorum desinler. Biraz önce yazmışlar sosyal medyada parayla ilgili yapılan çalışmalar ve olumlamalar tamamen sizin söylediğinize ters demiş. Yani para istemiyorumla ilgili bir yorum yapılmıyor sosyal medyada. Doğrudur. Yapılmayabilir yani. Doğrudur. Gerekmiyor ki. Doğrudur. Yani bu Access Consciousness'ın bakış açısı Canlar. Canan Hanım'ın bakış açısı. Başkaları bunu düşünmek zorunda değil gerçekten. Evet. Başka neler mümkün? Başka soruda neler kalın. Mümkün? Lütfen soruda kalın. Daima soruda kalın demişti evet. Zaten. Her konuda, evet. Her şeyle ilgili soruda kalın. Soru sorun, sonuca gitmeyin demişti Canan Hanım. Evet Canan Hanım, çok teşekkür ederim. Başka eklemek istediğin bir şey varsa? Çok var ya, ben bir saat daha konuşabilirim dermişim. Bir dahaki hafta. Yarın. Yarın 5:30'da evden çıkıyorum hayatım. O yüzden yoksa konuşmayayım. İzmir'e gidiyorum. 5 gün oradayım. Bir dahaki haftaya inşallah.
Evet, önümüzdeki hafta kalan Hı. şeyleri başka konularla yine konuşuyor olacağız. Daha Tamam. sonra yine bir gün sadece soru cevap da yaparız, olur mu? Evet, Tabii. bu konuyu çok Tabii. konuştuk canlar. Para konusunu YouTube'dan bakın lütfen. Çok defa anlattık bunları. Bir daha bakarsanız kafanızda oturmuş olacak her şey. Can Hanım çok teşekkür ederim. Seni Canım benim, çok ben de teşekkür seviyorum. ediyorum. Ben de Varlığına şükran. hayatım. Teşekkür Canlar ederim. yarın saat 22'de farklı bir konu ve farklı bir konukla buluşmak üzere. Çok acayip sürprizlerle geliyor olacağız önümüzdeki hafta. Bir gün bile boş yok. Canan çok teşekkür ederim. Canım Seni canım, seviyorum. Çok ben de teşekkürler. güzelim. Ben de Canlar teşekkürler YouTube kanalına herkese. yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizden başka hiçbir şey istemediğimi biliyorsunuz. Bana olan borcunuzu bir tek bu şekilde ödeyebilirsiniz. Açık ve net söylüyorum. Yayılmasını sağlayın, başka canlara ulaşalım diyorum. Çünkü ben misyonumu gerçekleştiriyorum. Misyonumu yapmaya çalışıyorum. Yani başka teşekküre ihtiyaç duymuyorum. Çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Can Hanım, görüşmek üzere. Kalbinden Görüşürüz öpüyorum. İlkan'ım. Ben de Görüşmek üzere. güzelim. Görüşmek Görüşürüz. üzere Can. Hoşça kal. İyi Hoşça kal. akşamlar. İyi akşamlar.